Genelde tehlike altındaki diller olarak bilinen Türkiye'deki bu dillerin durumları birbirlerinden epeyce farklı. Yani biri diğerine göre çok avantajlı mı? Yani yazılı dili olması, dilin resmi bir statüsünün olması bazı durumlarda avantaj sağlıyor. Şimdi Çerkezce için konuşursak Türkiye'de küçük, yani az olmayan bir nüfus var. Şimdi herkes farklı bir sayı söylüyor ama yani milyonlarla ifade edilen bir Çerkez nüfus var. Bunların belli bir yaşın üzerindekileri dili konuşuyor. Büyük bir hızla kaybolan bir konuşmacı sayısı var. Ve bunu dilin yaşatılması için de neler yapılabilir? Bununla ilgili herkes bir takım çabalar yürütüyor. Şimdi Çerkezce bir avantaj olarak yazılı dili çok eski zamanlara kadar uzanmasa da 1920'lerden itibaren yazılı hale gelmiş ve eğitimi yapılmış. Ancak yazı çalışmaları epeyce eskiden başlıyor. Şimdi ben hızlı bir şekilde yazı ve yani eğitim materyali hazırlama aslında bunun da dahil olduğu bir konu. Yazının oluşturulması yani alfabe yapılması işte ilk sözlüklerin kitapların hazırlanması ve bunun bir gelenek olarak devam etmesi. Tabii öyle bir geleneğin devamından da maalesef bahsedemiyoruz. Şimdi Çerkezce esas olarak ana vatanı yani konuşulduğu yer Kuzeybatı Kafkasya da işte Çerkezistan ya da Çerkesya olarak adlandırılan bölge. 1860'larda biten işte savaş, Kafkas Rus Savaşı sırasında ve sonucunda 1 milyondan fazla Çerkez'in Osmanlı topraklarına sürgün edilmesiyle Osmanlı topraklarına dağınık olarak yerleştirilen Çerkezlerin konuştuğu bir dil durumuna geldi. Yani Kafkasya'da kalanlar, ana vatanda kalanlarla 1860'larda ayrılanlar koptular. Dolayısıyla birçok dilde olduğu gibi her dilde yok. Mesela bazı diller sadece Türkiye'de konuşuluyor. Lazca mesela ya da diğer diller. Bazı dillerde göçmen toplulukların dilleri de başka bir ülkede esas olarak konuşulurken farklı ülkeye yerleşenler tarafından da konuşuluyor. Yani statüleri ve gelişim süreçleri farklı yaşanıyor. Türkiye'deki Çerkezce ile Kafkasya'daki Çerkezce arasında bu şekilde bir 150 yıllık bir zaman ve bu zaman sürecinde yaşanan süreçlerden kaynaklanan farklılıklar var. Şimdi ilk yazılı hale gelmesi 1800'lerin başlarına kadar uzanıyor aslında çalışmalar. Ama çok konumuz doğrudan onunla ilgili değil. O yüzden ben kısaca bir bu arada ekran paylaşımı verebilir misin? Moderatör İsmail sen misin? Yani Çerkezçe ile ilgili tabii sorular gelebilir ama buradakilerin çoğunun bildiğini varsayarak çok o konulara da girmiyorum. Kafkas dilleri dünya dilleri içinde bir dil grubu, dil ailesi olarak kabul ediliyor ve Çerkezce de Kuzeybatı Kafkas dillerinden biri. Abhazca ya da Abazaca ya da Abhaz-Abaza ikisi farklı da anılıyor. Sadece bu dille akraba. Onun dışındaki diğer Kafkas dilleriyle tipolojik olarak benzerliği var. Ancak genetik olarak bir akrabalığı konusunda kabul edilmiş bir tez yok. Dolayısıyla oldukça izole, kendine özgü bir yapısı var. Evet, paylaşım yaparak buradan devam edeyim. Şimdi ekranı sanırım herkes görebiliyor. İlk kitaplar bunlar. Sözlükler ya da sözlük karışık dil öğrenmeye ya da yazı öğrenmeye yönelik olarak hazırlanmış kitapların 1800'lerin başlarında ilk 1840'larda Petersburg'daki Çarlık Birliği'ndeki subayların başını çektiği bir girişimle ilk alfabeler yapılmaya başlanıyor. Çerkesler dışındakilerin de mesela bu iki sözlüğü hazırlayanlardan biri Leon Tillulye, Fransız asıllı Rus hizmetine girmiş bir subay.
daha doğrusu sivil askeri memur gibi Çerkezce bilen ve ilk sözlüklerden birini hazırlamış 1846'da ve kendine göre de bir alfabe yapmış. Lapatinski, bu da yine Polonya asıllı Rus hizmetinde bulunan bir asker. O da ilk Rusça Kabardeyce diyor, o Çerkezce'nin bir lehçesi. 1890'larda yayınlamış bu sözlüğünü. Ve bugün Dünya Çerkez Dili Günü olarak kabul edilen günün vesilesi olan Ömer, aslında Ömer ama Çerkezce'de Umar olarak söyleniyor. Umar Berşey'in 1853'te Tiflis'te basılan ilk dil öğrenme kitabı, ayrıca bir de gramer kitabı var. Onun şeyini bulamadım. İlk defa, yani sözlükle birlikte bir gramer kitabı hazırladığı için o tarih Çerkez Dili Günü olarak kutlanıyor. Aslında burada temsili resmini gördüğünüz Şora Naguma 1840'larda, ondan daha önce de alfabe çalışmaları yapmış. Ancak o çalışmaları hükümete başvurduğu halde basılmamış, kabul edilmemiş ve çok daha sonraları, neredeyse 100 yıl sonra bulundu. O yüzden o dönem için fazla bir etkisi olamadı Şora Nogma'nın, ama yazdığı kitaplarla oldukça tanınan biridir, tarihçidir aynı zamanda. Yani bu alfabelerle ilk işte kitaplar, sözlük çalışmaları başlamış ama sistemli bir eğitim haline gelmemiş. Yani dili öğretmeye yönelik fazla materyal yok. Bunlar deneme aşamasında daha çok kalmış. Bu şekilde çok sayıda Çarlık döneminin sonlarına kadar, Sovyetler Birliği'nin kurulduğu döneme kadar devam eden yazı çalışmaları var. Ancak Sovyetler Birliği kurulduğunda, yani 1922'den sonra sistemli olarak bir yazı, alfabe oluşturulmuş. Onda da önce Arap harfleri esas alınmış, sonra Latin harfleri alınmış da 1936-38'lerde de bugün kullanılan Kiril alfabesine geçilmiş. Dolayısıyla böyle bir kopukluk da var. Bunun dışında Çerkezce'nin birbirinden oldukça farklı ama ayrı dil sayılmayan, yine de Rus dil bilimi bunları ayrı dil kabul ediyor. İki lehçesi var. Doğu ya da Kabardey lehçesi ile Batı Çerkezcesi diye adlandırılan. Bunlar Sovyetler Birliği döneminden itibaren ayrı diller olarak kabul edilerek ayrı kulvarlarda gelişmiş. Yani ayrı idari birimlerde resmi dil, edebiyat, standart yazı dili ikisi için ayrı ayrı oluşturulmuş ve ayrı çizgilerde gelişim göstermişler. Bugün bunları yakınlaştırma çabaları var. Ancak Çerkezce'de böyle bir durum var. Yani yapılan, oluşturulan, hazırlanan her türlü materyal iki lehçede de olması gerekiyor. Yani birini tercih edebilirsiniz belki ama resmi olarak kabul edilen iki lehçe var. O yüzden genelde paralel olarak bu çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Günümüz çalışmalarına gelince ondan da tekrar bahsedeceğim. Şimdi Sovyetler bölümüne fazla girmiyorum. 1900 işte dediğim gibi 20'lerden itibaren resmi dil statüsü kazanıp yazı oluşturulduktan sonra okullarda da kısmi eğitim, işte radyo, televizyon, gazete başlayınca dil tabii gelişmeye başladı ve çok sayıda materyal üretildi. Ancak bugünümüzde tekrar ona döneceğiz. Bu üretilen dil materyalleri dili öğretmeye yönelik olan materyaller değil. Çünkü özellikle o dönemde zaten herkesin dilini bildiği, yani ana dil olarak konuştuğu bir durum olduğu için okullarda kullanılacak ders kitapları olarak ya da işte romanlar, öyküler, hikayeler olarak üretilen materyaller var. Şimdi tekrar Osmanlı'ya gelirsek, aslında Sovyetlerden önce burada İstanbul'da başlayan bir hareket var. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle işte yaratılan kısmi özgürlük ortamında çok sayıda dernek, farklı kültür, dil gruplarının dernekleri kuruldu. Aynı dönemde
Çerkes İttihat ve Teavün Cemiyeti kuruldu 1908'de. Kurucuları daha çok Osmanlı bürokrasisinde ve ordusunda yer alan üst düzey paşalar, bürokratlar ve kısmen sivil aydınlardı. Bir süre sonra Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti diye, aslında o diğer cemiyetle de bağlantılı, onun içinde de yer alan ya da onların kızları, eşlerinin oluşturduğu farklı bir cemiyet daha kuruldu. Ve bu cemiyetler ilk diaspora tarihindeki eğitim kurumları olan okullar açtılar. Birincisi Çerkes Teavün Mektebi'ydi. 1910'da açıldı ve 14'te Birinci Dünya Savaşı başladığı için kapandı. 4 yıllık bir varlığı oldu. Bu okulun varlığından aslında kısmen yeni haberdar olduk. Çok eski olmayan bir çalışma sayesinde böyle bir okulun varlığını öğrendik. Ancak müfredatı, daha ayrıntılı bilgileri maalesef yok. Belki ileride tekrar birileri çalışırsa çıkabilir. Daha çok bilinen 1919'da bu Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti'nin kurduğu Çerkes Kız Numune Mektebi. 1919'da kuruldu. 23'te de dönem devir sona erince kapatıldı. Şimdi bu okullarda Çerkezce eğitim vardı. Ancak bu eğitimin Çerkezce olduğu şeklinde anlaşılmasın. Yani bütün müfredat Çerkezce değil. Esas olarak Türkçe ya da o zamanki eski Türkçe. Ama Çerkezce'nin de öğretildiği bir eğitim yapısı vardı. Bunun dışında bu cemiyetlerin başka bir önemli özelliği, Türkiye'den Kafkasya'ya, o dönemde orada okullar, eğitim yokken, buradan oraya öğretmenler ve ders kitapları göndermiş olması. Şu gördüğünüz soldaki fotoğraf Nevuç, Yusuf muydu? Nevuç, ünlü çalışmalardan, alfabe ve materyal hazırlayanlardan ve öğretmen olan biri. Kafkasya'daki bir köy okulundaki sınıfta çekilmiş bu fotoğrafı. Yani o zamanlar İstanbul her türlü Çerkeslerin eğitim ve dile yönelik çalışmalarda başta olmak üzere merkezi konumunda. Ama sonra tabii işte Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kurulması derken burada durum farklılaşıyor. Orada da Sovyetler kurulup yazı ve okullar başlayınca oradaki Kiril alfabesine dayalı dil gelişmeye başlıyor. Şimdi bu dönemde bu okulların kurulması ve eğitimiyle beraber dille ilgili bazı çalışmalar da var. Bunlardan ilklerden biri Ahmet Cavit Paşa'dır. Bu Çerkes Teavün Cemiyeti'nin kurucularından ve başkanıdır, ilk başkanı. Onun hazırladığı alfabe sanırım buradaki, yani Türkiye'de Osmanlı döneminde hazırlanan ilk alfabedir. Adige, yani Çerkes lisanının söylenişi yazılışı başlıklı 1912'de yayınlanan eski harflerle bir alfabe çalışması var ve bununla işte halk edebiyatından derlemeler yaptığı, bazı kitaplar yazdığı bilgisi var bazı kaynaklarda, ama bunlar henüz ortada yok. Mutlaka bir kütüphanede bir yerde vardır, bir gün çıkacağını ümit ediyoruz. Yine bu cemiyetin çıkardığı Vaze adında bir gazete vardı. Bu gazetenin de dili Çerkezce değil aslında. Ama bu gazetede 54 ya da 50 küsur, 60'a yakın bir sayı yayınlandı. Alfabe çalışmalarıyla, dil işte öğretimiyle ilgili çok yazılar vardı bu gazetede. Bir de bu o dönemde çok önerilen yeni alfabelerle yayınlanmış olan Çerkezce yazılar da var. Bu şeylerde. Bu dönemde alfabe konusunda çalışmalar ve tartışmalar var. Latin o dönemde henüz daha Türkiye'de Latin alfabesine geçilmemişken yapılan Latin alfabesi var, hazırlanan. Onunla kısmen okullarda eğitim yapılmış. Bu tür yayınlar yapılmış. Bunun dışında İşte hikayeler, bazı meseleler derlenip yayınlandığı ya da dini kitapların
yayınlandığı biliniyor. Mesela Mevlüt yazılmış o dönemde 1906'da. O dönemdeki birçok dile çevrilen bir mevlüt var. Düzce'de 3 din adamının yaptığı bir mevlüt çevirisi de var Çerkezce mesela. Ama yine günümüzün konusu olan dil öğretimine yönelik bir materyal hazırlama söz konusu değil. Çünkü hem bu konuda eğitim olmadığı için öyle yoğun bir ihtiyaç ortaya çıkmamış, hem de dil kaybı çok hissedilir derecede olmadığı için belki daha başka konulara öncelik vermişler. Ve 1923'te tabii her şey bitiyor. 1950'lerde ilk dernekler açılıyor Türkiye'de, Kafkas dernekleri. Fakat bu derneklerin faaliyetleri içinde dile yönelik hiçbir çalışma yok. Zaten biliyorsunuz 1920-2000'lere kadar bu dille ilgili yasaklar devam ettiği için öyle bir şey mümkün değildi genel olarak. Ama ilk dille ilgili yapılan çalışmalar 1970'lerde başladı diyebiliriz. 70'lerde Ankara'da yayınlanan bir dergi alfabeler, örnekli kelimeli alfabeler yayınladı. Sanırım Türkiye'de Çerkezce bilen, okuma yazma bilenlerin ilk kuşağı, ki ben de dahilim buna, o derginin arkasındaki alfabelerle okuma yazma öğrenmişlerdir. Sonra 80 darbesi, yine 3 adım geri. 90'lı yıllar zaten biliyorsunuz neler olduğunu. Ve 2000'lerde aslında bugün konuşacağımız konu başlıyor. Şimdi buradan devamında slaytlarım yok ne yazık ki. Onu biraz böyle soyut bir şey olarak anlatayım. Şimdi 2000'lerin başında Avrupa Birliği'ne uyum süreci başladığında yasalarda bazı değişiklikler yapıldı ve yasaklar kısmen kaldırıldı. Ve ilk defa 2004 ya da 5'ti sanırım, özel dil kurslarının açılmasına izin verildi. Daha çok tabii Kürtçe üzerinden yürüyordu bunlar. 1906'da Kafkas derneklerinde Çerkezce kurslar düzenlenmeye başladı. Onun ardından radyo televizyonda kısmi yayınlar başladı. Dilin yazılı olarak kullanımı, sözlükler hazırlanması gibi şeyler gündeme geldi. Tabii bu dil öğretimi kısmi olarak başladığında materyal eksikliği ortaya çıktı. O döneme kadar çok yoğun bir şekilde hissedilmeyen bir eksiklikti. Şimdi o dönemde 2000'li yıllarda bununla ilgili de tabii hem çabalar hem de tartışmalar vardı. Birincisi, kullanılacak materyaller nasıl olmalı, nasıl hazırlanmalı? Şimdi bir avantaj ya da avantaj gibi görünen bir husus, Çerkezce'nin Kafkasya'da resmi statüsünün olması, işte çok sayıda kitabının, materyalinin olması bir avantaj. Ancak oradaki bütün kitaplar dil öğretimine yönelik değil. Yani burada ihtiyaç olan aslında dili bilmeyen ya da az bilen, anlayıp konuşamayan kişilere bu dili öğretmek. Yani yabancı dil öğretim yöntemlerine göre hazırlanmış kitaplar gerekiyordu buraya. Fakat Kafkasya'daki kitaplar oradaki okullarda zaten o dili bilen çocukların okuduğu, yani buradaki okullardaki Türkçe kitapları gibi düşünebilirsiniz. Bu tür kitaplardı. Dolayısıyla buraya uygun şekilde onları uyarlamak gerekti. Yani onlar bir kaynak olarak kullanılarak burada çalışmalar yapılmaya başlandı. 1990'larda ilk sözlükler, Kafkasya'da basılan sözlükler, Türkçe, Çerkezce, Çerkezce, Türkçe orada basıldı ve buraya getirildi. Ve yine Ankara'daki Kafkas Derneği bünyesinde, işte kurslar da orada düzenleniyordu, öğretmenlerin ders notları bir süre sonra kitap olarak ortaya çıkmaya başladı.
Tabii bunlar profesyonel olarak hazırlanan yayınlar, materyaller değil ve tabii yeterli de değil. Çünkü dil öğretimine yönelik, işte dört beceriye yönelik çok sayıda okuma materyali, dinleme materyali, konuşmaya yönelik görsel malzeme, bütün bunların üretilmesi gerekiyor. Fakat daha çok yazılı bir metin halinde kitaplar ya da gramer kitapları şeklinde hazırlandı. Ve bu bir ihtiyaç olarak derneklerde daha çok sayıda kurslar açılmaya başlayınca bir girişim yapıldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde orada görevli İngilizce öğretimi konusunda uzman bir akademisyen öncülüğünde bir grup oluşturularak modern yabancı dil öğretim metotlarına uygun şekilde Çerkezce için bir kitap, öğretim kitabı hazırlanması projesi oluşturuldu. Bununla ilgili çalışmalar devam ederken 2012 yılında hükümetin sürpriz bir şekilde ortaokullarda seçmeli ders olarak işte Kürtçe ve diğer dersleri koyması haberi duyuldu. Yani hiç beklemiyorduk o dönemde öyle bir gelişmeyi. Böyle bir ortaokullardaki seçmeli derslerle birlikte oradaki hikayelerimiz benzer tabii. Lazca ve diğer dillerle hiçbir hazırlık yok. Ortada materyal yok, öğretmen yok. Öyle bir ortamda derslerin açılması söz konusu oldu hemen o yıl. Ve bu özel kurslarda, derneklerdeki kurslarda kullanmak için hazırlanması düşünülen bu proje bu seçmeli derslerin kitaplarının hazırlanmasına dönüştü. Ankara'daki KAFFET, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yaptı ve bu protokol çerçevesinde 4 sınıfta, 5, 6, 7, 8. sınıflarda kullanılmak üzere 4 ayrı kitabın hazırlanması konusunda bir protokoldü bu. Bunlardan ilkine ben de katıldım, komisyonunda vardım. Yani bu bazıları yani büyükçe bir komisyondu. Bazıları ana dili olarak bu dili bilen kişilerdi. Bazıları da dili bilmeyip ama yabancı dil öğretmeni olan, yabancı dil konusunda ya da materyal hazırlama konusunda uzmanlığı olan kişiler bir araya gelip uzunca bir çalışma sonucunda ilk kitabı ortaya çıkardık. Onu da şuradan sizinle paylaşarak göstereyim. Şimdi bu aslında dille ilgili sonda bahsedecektim. Burada da göstermiş olayım. Çerkes Araştırmaları Merkezi diye bir dernek olarak kurduğumuz bir yapı var. Bunun internet sitesi Circassianstudies.org, yani İngilizcesi üzerinden isim ama Çerkez Araştırmaları olarak da bulunuyor. Bunun kütüphanesinde mevcut olan PDF haline getirdiğimiz ya da bulabildiğimiz bütün dil materyalini buraya yüklüyoruz. Öğretmen arkadaşlara da bunu arada duyuruyoruz. Buradaki şeyleri kullanabilirsiniz diye. Mevcut olan bütün sözlükler hemen hemen %90'ı burada. Dille ilgili bütün materyal, ders kitapları, Kafkasya'dakiler buraya taranmış ve konmuş durumda. Şimdi bu bahsettiğim hazırlanan kitap bunlar. 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılan 5. sınıf kitabı, ilk modül kitap. Kitap bildiğimiz yabancı dil öğretim metotlarına göre hazırlandı. A1 seviyesinde. Ve Çerkezce'nin iki lehçesi dolayısıyla resmi statüsü olduğu için iki lehçede de önce ayrı ayrı kitaplar olarak mı yapılsa diye tartışıldı. Sonra aynı kitabın sayfalarında farklı lehçeler şeklinde düzenlenmesi daha uygun görüldü. Bu dört kitap da o şekildedir. Yani aynı konu
Aynı kelimeler hemen hemen aynı resimlerle bir tarafında Batı Çerkezcesi bir tarafında Doğu Çerkezcesi olmak üzere düzenlendi. Ve bu çalışmalar farklı kişilerle devam etti sonraki yıllarda. 2012'den sonra biraz uzunca bir aradan sonra 2019'da diğer 3 kitap yayınlandı. Bu arada kitapların yayınlanmasıyla ilgili de küçük bir not. Milli Eğitim 500'den az öğrencinin seçtiği derslerin kitaplarını basmıyor. Milli Eğitim'in kitapları basabilmesi için en az 500 öğrencinin alması gerekiyor. Tabii o sayıları bu yaşayan diller ve lehçeler adı altındaki diller hiçbir zaman o sayıya ulaşamıyor. Yani Kürtçeyi bilemiyorum ama dolayısıyla ilk yıl öyle bir jest olarak basıldı ilk kitap. Ondan sonraki kitaplar basılmadı. Bazı yardımlarla, sponsorlarla, işte belediyenin bulunan fonlarla kitaplar basıldı aslında. Ama Milli Eğitim basmıyor. Kitaplar dağıtılıyor okullara ve PDF olarak hem burada hem birçok başka internet sitesinde ve Milli Eğitim'in sitesinde de yer alıyor. Tabii bu kitapların kullanımı konusunda sıkıntılar da var. Şimdi kitapların içeriğinden çok öğretmenlerin bir yabancı dil eğitiminden geçmemiş olması asıl sorun. Çünkü okullardaki bu Çerkezce dersleri veren öğretmenlerin büyük çoğunluğu branşı farklı olan öğretmenler. Yani dili bildiği için bazıları bir kurstan geçerek bu dersi öğretmeye çalışıyor. Ama hem öyle bir yöntem bilmiyorlar hem de bu kitaplar dışında da çok fazla sayıda materyal yok. Sözlükler tabii dil öğretiminde önemli. Çerkezce için oldukça azımsanmayacak sayıda sözlük var denebilir. Türkiye'de ilk 91'de, 92'de Yasin Çelikkır'ın hazırladığı iki sözlükle başladı. Sonraki yıllarda hazırlandı. En son da şu anda Türk Dil Kurumu tarafından basımını beklediğimiz bir sözlük var. İki lehçede de hazırlanmış Çerkezce, Türkçe, Türkçe, Çerkezce olarak. Sanırım bu yaz basılır ve önümüzdeki öğretim yılında öğrencilerin elinde olur. Şimdi bu kitaplar tabii ortaokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlandı. O yaş grubuna göre. Dil materyali hazırlanırken yaş grupları önemli. Tabii ki biliyorsunuz yetişkinler için ya da üniversite öğrencileri için farklı türde materyallerin hazırlanması gerekir. Belki bilmeyenler için hatırlatayım. Türkiye'de Düzce'de ve Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Çerkes Dili ve Kültürü bölümleri var. 2011-12'den beri faaliyet gösteren, mezunları olan bölümler var. Ancak bu bölümlerde kullanılacak dil materyali maalesef yok. Yani oradaki hocaların kendilerinin hazırladığı notlarla bu iş yürüyor. Bu kitaplar üniversiteler için uygun değil. Bu bizim projemiz kapsamında aslında orada kullanılabilecek bir A1, A2 belki B1 seviyesinde daha sonra eklenebilir bir kitap hazırlama projemiz var. Hazırlıkları var daha doğrusu. Bir süre sonra umarım onu gerçekleştirebiliriz. Bunun dışında dinleme materyalleri tabii önemli. Fakat bu kitapların CD'leri dışında son zamanlarda gelişen internet dünyasında bu konuda aslında bir fayda var oldukça. Güzel siteler hazırlanıyor. Bazıları Kafkasya'daki kişiler tarafından ya da diğer başka ülkelerde yaşayan kişiler tarafından hazırlanan dil materyalleri var oldukça. Şimdi bu materyal hazırlamadaki Çerkezce için bir diğer sorun şu. Dün İsmail anlatırken Lazca'da da aslında her dilde var. Şimdi bir dilin hangi lehçesinin ya da hangi ağzının resmi dil, edebiyat dili olacağı aslında tarihi süreçte biraz doğal olarak gelişir. İşte bir bölge ekonomik, siyasi,
ya da askeri olarak güçlenir. Orada konuşulan o dilin o şekli yazılı hale gelir ve tartışmasız bir şekilde standart dil, resmi dil olarak kabul edilir. Bazı ülkelerde süreç farklı işler. Şimdi Çerkezce için böyle bir durum yok, yoktu. Yani herhangi bir ağzın lehçenin diğerlerinden daha öne geçtiği bir durum tarih boyunca çok olmadı. O yüzden Türkiye'de de 1923'te bittiği için olay, Kafkasya'daki durum, oradaki iki lehçe, orada çoğunluğun genelde konuştuğu ağızlar, lehçeler esas alınarak ve tabii bütün bu 150 ya da 1920'den itibaren alırsak o zamandan beri olan süreçte kaynaşarak, gelişerek bir standart dil haline geldi. Şimdi Türkiye'de yaşayanlar bu sürecin dışında kaldılar. Yani bu nasıl bir sonuç doğurdu? Şimdi çok fazla lehçe ağız farklılıkları, yani iletişimi engelleyecek kadar büyük lehçe ağız farklılıkları aslında yok. Yani iki lehçe birbirini anlamakta zorlanır ama kendi içinde Kafkasya'daki ile buradaki arasında o kadar büyük bir farklılık yok. Ancak şöyle bir farklılık var. Şimdi orada yazılı dil haline geldikten sonra bütün bu süreçte yeni kavramların, yeni işte hayata giren nesnelerin, her şeyin karşılığı çoğunlukla orada Rusçadan alınmış. Alıntı kelimeler Rusça ya da başka dillerden, Rusça üzerinden alınan kelimeler, türetilen kelimeler de, o da çok sayıda yeni kavramlar, nesneler için türetilen çok sayıda kelimeler var. Bunların bazıları Rusça'nın mantığını esas alarak türetilmiş. Sonuçta dil orada yaşayan bir varlık olarak gelişmiş. Türkiye'de bu böyle bir süreç yok. Türkiye'dekiler de olmayan kelimelerin karşılığını tabii Türkçeden alarak kullanıyorlar. Çok fazla kelime türetilmiyor. Türetilirse de benzer şekilde Türkçenin mantığına göre bazen türetiliyor. Dolayısıyla böyle bir farklılık var. Şimdi materyal hazırlamaya başladığınızda neyi esas alacağınız tartışması ortaya çıkıyor. Yani bugün için öyle bir tartışma yok ama ilk hazırlıklar yapılırken böyle bir alfabe dahil olmak üzere bu tür tartışmalar kısmen yaşandı. Mesela Kiril alfabesi, yani alfabenin farklı olması Türkiye'de bazıları için sorun. Yani farklı olması gerçekten dili hiç bilmeyenler için psikolojik bir bariyer oluşturuyor. Ama o çok büyük bir aşılamayacak bariyer değil. Ama yine de değişik gerekçelerle buna karşı çıkan, işte Latin alfabesi kullanılmasını savunan gruplar eskiden daha çoktu, bugün de hala var. Bunun dışında orada kullanılan dili esas aldığınızda buradakilerin anlamadığı çok sayıda işte Rusçadan alınmış kelimeler söz konusu. Dolayısıyla onların buradakiler tarafından öğrenilmesi gerekiyor. Yani tercihi böyle yapmanız gerekiyor. Ya burada kullanılan dili esas alırsanız burada konuşulanlar Türkçeden, işte Ürdün'de Suriye'dekiler Arapçadan, işte Avrupa ülkelerinde, Amerika'da yaşayanlar var. Onlar İngilizceden alıyor. Yani bu dil bu şekilde biraz farklılaşmış. Ama eğitim söz konusu olduğunda bunlardan bir tercih yapmanız gerekiyor. O tercihi de genelde Kafkasya'da konuşulan yazı edebiyat dili haline gelmiş standart iki lehçeyi esas alarak yapıyoruz. Ama bu kısmen de tartışma konusu olarak devam ediyor. Dolayısıyla azımsanmayacak bir materyal var Çerkezce için. Bunun daha çok da bir dijital olarak üretilmesi daha önemli bundan sonraki aşamada. Yine de Kafkasya'daki malzeme oldukça zengin bir malzeme, bize çok yardımcı oluyor. Yani onları kullanarak burada sözlükler yapıyoruz. Ders kitaplarını o şekilde yapıyoruz. O bakımdan Lazlara göre avantajlı sayılabiliriz. Ama ona rağmen yine de yetersiz olduğunu düşünüyorum ben.